Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün tığ ve yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu açarak da çektiğim videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Tığımın numarası 22 numara ve modelimde şöyle ipimden de anlaşılacağı gibi tek renk tek sıra yine çok güzel bir model hazırladım sizlere şu şekilde Evet modelin bu arkadaşlar bakın çok güzel yapımı da çok kolay böyle çıtı pıtı bir model bu modeli e, genelde hep böyle açık renk mavi renk pembenin üzerine yapardım farklılık olsun diye bu şekilde taba renginin üzerinde yaptım bunda da çok güzel oldu bakın şöyle duruşu çok hoş bir yapımı kolay bir model oldu. Evet, modelimiz bu şekilde çıtı pıtı çıtırıklı bir model. Şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim arkadaşlar. Tülbentimin kenarını bu şekilde tığlamalarını hazırladım. Bakın 3 zincir çekip 2 zincir boyutunda bir mesafe bırakarak bu şekilde zürafa gibi olmasını sağlıyorum. Soran arkadaşlarım için tekrar söyleyeyim. 3 tane zinciri çekiyorum sıkı sıkı böyle kalıp gibi ama 2 zincir boyutunda şöyle bir mesafe bırakıp batıyorum sık iğne ile tığlama işlemini bu şekilde yapıyoruz bakın ilk başlarken aynen başladığımız gibi başlayacağız şimdi bunu size göstermek için yaptım ama sıfırdan başlama şekliyle başlayacağız bakın tığ battığımızın içine sık iğne ile sabitledik burayı da aynen o şekilde düşünelim arkayı unutalım battığımızın içine sık iğne ile ipimizi sabitliyoruz. Bir tane zincir çekiyorum. Şöyle küçük, minik değil arkadaşlar küçük bir örümcek yapıyorum. Bakın şu büyüklükte şöyle bir tane örümcek yapıyorum. Ve örümceğimin yanına bir tane de zincir çekiyorum. Birinci örümceğimin boyutunda şöyle ipimi uzatıp ikinci bir örümcek yapıyorum. Aralarında bir tane zincir olan iki tane küçük örümceği yaptım. Dördüncü tığ battının içine bir, iki, üç, dört. Bu şekilde sık iğne ile bu iki küçük örümceğimi buraya sabitledim. Dokuz tane zincir çekiyorum. 7 8 ve 9 9 zinciri sıkı sıkı çektim şöyle ters tarafına çevirdim Burada ortada bir tane zincir yapmıştık. Sakın örümceğimizi kapattığımız noktaya girmeyin. Şekilleri bozuluyor. O yüzden bu bir zincirin içine arasına değil. Bakın şu şekilde gözüküyor. Oradan hemen zincirimin arasından girip bu dokuz zincirimi buraya kapattım. Ve 3 tane sıkı sıkı zincir çekiyorum. Döndüm düz tarafına. Bir defa tığımı doluyorum. Çekmiş olduğum bu zincirin arasından giriyorum. Şöyle bakın alırken örümceği ellememeye, değmemeye dikkat edin. Bir tane trabzan yapınca zaten örümcekten zincirimiz gayet kolay ayrılıyor. Şimdi 4 tane zincir çekiyorum. Trabzanımın arasına girip tomurcuk olarak 4 zincirimi kapattım. Bir tane zincir çekiyorum. Bir defa doladım ben zincirimin arasından girip bir tane ilmek çıkarıyorum 2 2 alarak bir tane trabzan yaptım 4 zincir trabzanımı aralayıp şöyle sık iğne ile sabitleyip bir tane tomurcuk yaptım arasına bir tane zincir bir defada tığımı doladım aynı şekilde zincirin arasından girip ilmek aldım 2 2 alarak trabzan yaptım 4 zincir hemen kapatıyorum tomurcuk olarak trabzanımı bir zinciri arasına muhakkak çekiyorum bu şekilde daha güzel böyle trabzanlarımız tomurcuklarımız bir zincir çekildiğinde çok güzel duruyor onu unutmayalım her oyanın püf noktası olduğu gibi bunun da püf noktası aralarında bir zincir trabzanların arasına bir zincir bu şekilde 4 tane tomurcuklu trabzanları yaptık. 3 zincirimi çekiyorum. Zincirime sık iğne ile sabitleyip bu tomurcuklu trabzan işlemini bitirdik. Bakın. Hemen geri kalan bu zincirimiz bakın. Buradaki zincirimize 7 tane sık iğne yapacağız. Şöyle 1 2 3 4 kamerada ben e, şöyle rahat bir şekilde siz sıyırın 4 5 6 ve 7 7 tane geri kalan kısma bu şekilde sık iğne eğimizi yaptık dibine değil bir sonraki tığ battığımıza sık iğne ile sabitliyoruz buraya da 8. sık iğne yapmış olduk Evet bakın şöyle yapımı çok kolay ama Görünüşü çok güzel duran bir model, kameralara yansımaya dur ama gerçekten çok hoş duruyor arkadaşlar. Evet, ilk başladığımız noktaya geldik tekrar. Bir tane daha yapıyoruz. Şöyle dibine bir tane zincir çektim. Bir zincirimizi dibine şöyle çekiyorum. İpimi uzattım. Şöyle. Yine küçük bir örümcek yapıyorum. Arasına bir zincir. bir zinciri unutmayalım. Hemen ipimi uzatıp aynısından ucuna bir tane daha örümceğimi yaptım. Bakın. Orada bir zincir. Şöyle iki tane küçük örümceğimizi yaptık. Bunu dördüncü tığ battıya kapatalım. Bir, iki, üç ve dört. Dördüncü tığ battıya sık iğne ile sabitliyorum. Dokuz tane sıkı sıkı zincir çekiyorum. Dört, beş, altı, yedi, sekiz ve dokuz hemen şöyle tersine çevirdim Bakın, bu bir zincirimizin içine girip sık iğne ile 9 zinciri buraya sabitliyorum ve 1 2 3 4 zincir Pardon 3 zincir şöyle düz yüzüne döndüm bir defa tığımı doluyorum trabzanımın arasına girdim 2 2 olarak aldım 1 2 3 4 zincir trabzanımızın arasına tomurcuk olarak kapatıyoruz 4 zincirimizi arasına bir tane zincir bir defa doluyorum zincirin arasından girip 2 2 olarak aldım 1 2 3 ve 4 trabzanın arasına girip kapattım ikinci tomurcuğumuz bir zincir bir defa doluyorum şöyle 2 2 alarak trabzan yine 4 zincir kapatıyorum trabzanın arasına bir zincir bir defa doladım dördüncü ve sonuncu trabzanımızı da 2 2 alarak yaptık bakın hemen 4 zincir kapatıyorum buraya 1 2 3 zincir Şöyle dip noktasına sık iğne ile sabitliyorum. Evet, şöyle bakın. Şimdi geri kalan bu zincirimize de sık iğne yapacağız. 1 2 3 4 Şöyle yukarı doğru sıyralım. 5 6 ve 7 Evet 7 tane sık iğnemizi yaptık hemen yanındaki boş olan tığ battıya sık iğne ile sabitledim şöyle bir tane zincirimizi çekelim yine yaptığımız bu işe bakalım Evet bu kadar arkadaşlar yapılışı çok hoş oluyor çok da güzel bir duruşu var. Ütüye de gayet de uygun. Evet, bir tane daha yapıp bitirelim arkadaşlar. Gayet güzel, hoş bir modelimiz oldu. Şimdi bir zinciri dibine çekmiştik. ipimi uzatıyorum. Küçük bir örümcek yapıyorum. Bir zincir arasına hemen ipimi yine uzattım. Aynı boyutta bir örümcek daha şöyle iki tane küçük örümceği olan bir yuva hazırladık. 1 2 3 4. tığ battı ya. Bu şekilde kapattım örümceğimi ve 9 tane zincir. 4 5 6 7 8 ve 9. Hemen çevirdim. Bakın. Ortadaki bir zincirimizin içine girdim. Buraya kapattım. Sık iğneyle. yuvası yuvası bu şekilde hazırlanıyor şimdi kirpiklerimiz için 3 tane zincir çekerek dönelim düz tarafına bir defa doladım hemen trabzanın arasına girip 2 2 alıyorum 1 2 3 4 zincir trabzana sabitledim sık iğne ile arasına bir zincir bir defa doluyorum 2 ve 2 1 2 3 4 zincir ikinci tomurcuğumu kapattım arasına bir zincir bir defa doladım 2 ve 2 1 2 3 4 zincir bu şekilde tomurcuğu kapatıp bir tane şöyle iyice sıktıralım bir tane zincir çektim bir defa doladım Şöyle 2 2 1 2 3 4 zincir kapatıyorum tam ucuk olarak. 1 2 zincir 3 zincir hemen dibine sık iğne ile 3 zincirimi kapattım. Bu şekilde trabzan işlemini bitirmiş olduk. Bakın 4 kirpikten oluşan trabzanımız geriye kalan bu zincire de 7 tane sık iğne yapacağız. Bu 1 2 3 4 5 6. şöyle almadığı takdirde hafif yukarı tırnağımızla çekelim. 7 sık iğnemizi de buraya sırdıralım hepsi eşit olsun. Bir sonraki boş olan tığ battıya sık iğne ile sabitliyorum şöyle rastgele sökülmemesi için zincir çekiyorum. Evet. Şöyle modelimin bitmiş hali bu şekilde oldu. Bakın arkadaşlar çok hoş. Çok da zarif yapılası modellerden bir tanesi oldu. Şöyle bir de sallantılı haliyle bakalım. Çok güzel bir model oldu. Zarif bir model olduğunu düşünüyorum. Siz de arkadaşlar emeklerim için beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız sevinirim. Şöyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.